Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şu an birazcık gerginim. Çünkü son aldığım haberlerden sonra gerçekten çok moralim bozuldu. Normalde başından diyeceksiniz ki bu son attığın sorunun ne mantığı var? Arkadaşlar şöyle, bizim normalde Valise çektiğimiz videonun hiçbir başından böyle konuştuğumuz, işte hadi sen şöyle söylersin ben böyle söylerim gibi bir tarafı yok. Valise beni çağırdı videosunda normal. Her şey spontane, gerçekten doğal bir şekilde gelişti. Bizi millet şiplemeye başladı ve Valise'nin de bu hoşuna gitti. Ondan sonra bu tamamen videoların içerikleri bir süre sonra bu şip üzerinden yürümeye başladı. Yani bu işte yakıştırma üzerinden ilerlemeye başladı. Ve ben bundan bir süre sonra rahatsız olmaya başladım. Çünkü insanlar sürekli beni yakıştırdıkları için benim bu özel hayatımı rahatsız etmeye başladı yani. Ve ben dedim ki bunu lütfen azaltır mısın? Hani bu şekilde bir içerik daha fazla hani yapmayalım. Çünkü insanlar bunu yanlış anlıyorlar. Hatta bu etik bile değil. Hani mantıklı bile değil dedim. Valise bunda etik olmayan bir tarafı yok. Hatta bir süre sonra bundan kendisi bile benim hani kalkıp bir şeyler açıklamamdan korktuğu için bana gelip şunu demeye başladı. Ya belki seni seviyorumdur. Belki sevmiyorumdur. Sonuçta sen de bilemezsin. İşte ya bu yalan değilse falan gibi. Olarak aslında bugün son aldığım haberlerden neden moralim bozulduğunu anlatacağım. Çünkü ben şunu rica ettim. Valise dedim ki, uzun bir mesaj attım. Valise dedim lütfen artık bunları insanlara açıkla. Hani bunun şaka olduğunu, çünkü insanlar buna gerçekten inanıyorlar. Eğer sen açıklamazsan kalkıp ben her şeyi açıklayacağım dedim. Ajansı girdi devreye. Deniz lütfen hiçbir şey açıklamasın vesaire falan dediler. İşte biz zaten Valise kendi söyleyecek vesaire falan dediler. İşte insanlara hani bu duygulamazsan gerçek olmadığını, bana karşı aslında hiçbir şey hissetmediğini vesaire falan söylemesi gerekiyordu. Bugün aldığım habere göre 3 gün zaman kazandı ajansla birlikte. Bugün aldığım habere göre de hiçbir şekilde bir açıklama yapılmayacakmış. Ben de mecburen zaten bunu söylemek zorundaydım zaten. Çünkü artık gerçekten ilallah ettim yani bana yazılan saçma sapan şeylerden. Hani kalkıp en azından şunu açıklayabilirdin. Hadi tamam, sen şakasını sevdiğini söylemek istemiyorsun. Okey, tamam, hadi bunu çok hoşuna gitti. Tamam, okey. Ama bari şunu söyleyebilirdin. Bu kızın zaten buna inanmak ya da inanmamak tamamen sizin elinizde. Fakat benim aileme şu an hakaret ediliyor, bana hakaret ediliyor. Ben zaten herkese tek tek dava açacağım. Çünkü zaten delilleriyle beraber her şey ortada. Ben sadece bunu söylemek zorundayım. Çünkü belli ki Valise durulmayacak. Belli ki ben onu takipten çıkardım. Artık onu engelledim, o da beni takipten çıksın diye. Ama en son videoda bile yani söylediği şey şu, işte kalbi kırık, dükkan falan. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Valise beni hiçbir zaman sevmedi. Yani buna ister inanın ister inanmayın. Ben söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar. Bu arada şuna da alakalı minik bir şey anlatmak istiyorum. Arkadaşlar mesela şey diyorsunuz ya, işte Valise'in aldığı telefonu geri ver o zaman, işte aldığı paraları geri iade et falan diyorsunuz. Şimdi şöyle düşünün, biz influencerlar başkasının videosuna vesaire falan gittiğimiz zaman zaten oradan bir ücret alırız. Ben Valise arkadaşım olduğu için, doğrusu ben öyle düşündüğüm için hiçbir zaman Valise'den hiçbir şey talep etmedim ve Valise kendisi böyle bir içerik buldu. Dedi ki işte benim dokunduğum her şeyi satın al, zaten bu video çok tutar vesaire falan dedi. Olur dedim, tamam yani sonuçta bu bir içerik. Hem şu ana kadar zaten bir şey talep etmemiş olduğum için de aslında bundan rahatsız olacağım bir şey değil yani. Bu benim zaten kendi kazancım. Ben bunu kazandım yani. Bu parayı kazandım. Tabii hiçbir zaman Valise'den böyle bir şey istememiştim. Yine bu mesajlarda bende var. İşte Valise'nin ajansı bile şey diyor, hani bu kıza da artık bir şeyler verelim falan diyor. Son videoda zaten çıktı. Yani karşı taraftan bir defans bekliyorum bu arada. Muhakkak kendilerini savunacak bir şeyler söyleyecekler yani. Ben part part her şeyi açıklayacağım. Şu an bir anda böyle hepsini tek tek söylemek istemiyorum ama kanıtlarıyla beraber her şeyi açıklayacağım arkadaşlar. Chat'te ürün ne demek olduğunu... Arkadaşlar eğlence ya, sizi eğlendirmeye çalıştık. Olayların bu kadar büyümesi çok saçma. Bakın bizim aramız bozuldu. Saçma sapan linçler girdi araya. Sadece eğlence amaçlı çıkan bir içerikten böyle sonuçların alınması çok saçma. Bu kadar ciddiye alınması da çok saçma. Ya hiç mi izlemediniz bu tarz şeyler? Ya cidden kızın hayatı değil, ne istediğini yap. Teşekkür ederim Nilay. Teşekkür ederim. Artık ilanlar ettim gerçekten. Siz tahmin etmiyor muydunuz o olayın o kadar büyüceli? Ay hayır tabii ki. Bak olay şöyle. Tamamen buluştuk. Valise'in işte çağırdık yani, o zamanlar Valise'in. Çağırdı. İşte video çekelim falan dedi. Tamam dedim. Hani tamam ya, bizim hani tamamen şakamız. Bir yıl önce de olan bir şaka zaten bu aramızdaki. Hani bir yıl önce zaten bizi eskiden tanıyanlar bilirler. Bir yıl önce de aynı şeyi... Bir yıl önce de aynı şakayı yapmıştık. Aynı şakayı, aynı eğlenceyi yapmıştık daha doğrusu. Tek bir cümle söyleyip gidiyorum. Valise gerçek değil miydi? Arkadaşlar Valise tabii ki beni hiçbir zaman sevmedi ya. Bunun gerçek olabileceğini düşünmeniz zaten saçma değil mi sizce de? Ay Mustafa teşekkür ederim ya. Gerçekten arkadaşlar çok güzel şeyler yazan görüyorum. Çok teşekkür ederim. Valise seni seviyordu. Tamam arkadaş. Bak ben cidden açıklayacağım. Ya açıklayacağım her şeyi açıklamadım gerçi. Hani illa konuşmam gerekirse gerçekten her şeyi açıklayacak şekilde derinlemesine konuşurum ama şimdilik açıklayacağım şeyler bu kadar. İyi ki bir video çektik. İyi ki bir sizi eğlendirmek istedik yani. Harbiden ya.
abla moralin bozulmuyor değil mi? Yani bozuluyor çünkü kimse inanmıyor. Yani kimse inanmıyor değil, saçma sapan şeyler üzerinden yürülüyor. Ve hani artık arkadaşlar ben bakın bu kadar şeyi açıkladım. Bu kadar şeyi söyledim. Hala aynı şeyi devam ettirmeye çalışan olursa, hala aynı şeyleri götürmeye çalışan olursa, yani bu devam etmeyecek. Valizle biz bir daha video çekmeyeceğiz. Valizle biz bir daha bir araya gelmeyeceğiz. Böyle bir şey olmayacak. Bu yüzden bunu beklentisi olan arkadaşlarımız varsa aramızda, biz karşılıklı olarak karar aldık ve ikimiz de böyle bir şey yapmayacağız bir daha. Lütfen böyle bir beklentisi olanlar çıksın. Lütfen. Evet, haklısın Nilay'cığım. Teşekkür ederim ya, evet gerçekten. Ve ya bu benim arkadaşlığıma mal oldu. Arkadaşlığımıza mal oldu yani, teşekkür ederim. Gerçekten linç tayfaya çok teşekkür ederim. En azından güzel bir arkadaşım vardı, artık yok. Yani olmayacak da. Tamam, bu.